Taliban'ın Kabil'i ele geçirmesinin ardından Afganistan'dan tahliyeler sürüyor. İngiltere dün gece itibarıyla tahliyelerini tamamladığı bu süre zarfında 14 günde 165'ten fazla uçuşla 15 binden fazla kişinin tahliye edildiği açıklandı. Ben konuşurken Büyükelçi Sir Laurie Bristow, Kabil'den gelen son uçaklardan birine bindi. Tüm askerler, diplomatlar ve memurlar Afganistan'dan ayrıldı. İngiltere Başbakanı Boris Johnson, ülkenin Afganistan'dan yaptığı tahliyeleri tamamladığını bu sözlerle duyurdu. İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, sosyal medya hesabından tahliyelere ilişkin yaptığı açıklamada, 14 gün içinde 165'ten fazla uçuşta 15 binden fazla kişinin tahliye edildiğini belirtti. İngiltere Başbakanı Johnson, ülkesinin 20 yıl önce 11 Eylül saldırılarının ardından tüm insanlar için daha parlak bir gelecek yaratmak amacıyla Afgan topraklarına ayak bastığını söyledi. Afganistan'daki angajmanımızın doğası değişmiş olabilir. Ancak ülke için hedeflerimiz değişmedi, dedi. Johnson, Taliban'ın eylemlerine önem vereceklerinin altını çizdi. We will engage with the Taliban. Taliban ile söylediklerine göre değil, yaptıklarına göre hareket edeceğiz. But what they do. İngiliz lider ayrıca Afganistan halkına yardımları sürdüreceklerini de kaydetti. And we will use every lever. Siyasi, ekonomik, diplomatik sahip olduğumuz tüm gücü Afganistan halkına yardım etmek ve kendi ülkemizi zarardan korumak için kullanacağız. Our own country from harm.